Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu arada ilk videoyu çekerken yani inanılmaz bir şekilde maşallah çok güzel bir kar yağdı. Şu an her taraf bembeyaz ve devam ediyor. Çok ilginç bir yıl yaşıyoruz. Yazın böyle geç gelmesi daha güzel arkadaşlar. Hani ağaçlar erken uyanmasın da soğuk almasın. Böylesi daha iyi gibi çok şükür. Şimdi Fenerbahçe milli takım ikisi de haliyle değişik durumlardan geçiyor. Önce Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'de takımın artık birinci kaptanı an itibariyle Altay Bayındır oldu. Çünkü az kaptan kadrosu kalınca diğerine görev düştü. Milli takımda biliyorsunuz hani Türk milli takımı mı diyelim, menajerlik milli takım mı diyelim, başka bir şey mi diyelim bilmiyorum. Ama milli takım seçimlerinde kararlarında çok değişiklik var. Çok farklı kararlar var. Bunu hani Fenerbahçeli futbolcular oynuyor oynamıyor diye söylemiyorum. Benim açımdan Fenerbahçeli futbolcuların oynamaması çok daha iyi. İşte Serdar Aziz'dir, Altay Bayındır, ne bileyim Ferdi Kadıoğlu, hani İrfan Can Kahveci, Mert Hakan. İyi ki oynamıyorlar çok şükür. Yani oynasalardı milli ihale üstlerine yıkılırdı. O yüzden çok bir şey demeyeceğim. Pelkas, futbolcumuz Dimitris Pelkas Yunanistan'ın deplasmanda Romanya'yı 1-0 yendiği maçta 81 dakika süre almış. Ya dediğim gibi milli takımı çok şey yapmıyorum. Ama inşallah kişilerin tekelinden kurtulur. Yani milli takım sadece milli takımın kazanması için oluşturulan bir takım haline dönüşür inşallah. Yoksa birilerinin menajerlik şirketi halinden o değildir inşallah. O şekildeyse de kurtulur inşallah. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda 9 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi var. Vefa Küçük, Uğur Dündar, Nail Kır, Sait Yılmaz şu an için 4 aday girecekler. Tabii ki adaylar camiamız için hayırlısı olsun. 4000 üye mevcut divanda. 31 Mart'a kadar aidatlarını yatıran üyeler oy kullanabilecekler. Bu divan seçiminin bu kadar büyütülmesinin anlamıyorum arkadaşlar. Yani canlı yayında birbirlerine bir şeyler demeler, etmeler. İşte ne bileyim Uğur Dündar salona işte Aykut Kocaman Müjdat Gezen'ine girdi bilmem ne yaptı. Aslında Alişan da girmesi lazımdı. Ferhat rolüyle. Çok enteresan şeyler. Aziz Yıldırım Uğur Dündar üzerinden kongrede ne yapabilirim diye onu tartacak diyenler var. Sen onun adayısın, şusun, busun diyenler var. Bunlar her yerde olur. Bunlar her daim olur. Mesela Göztepe için duyduğum şu Hulusi Belgü Göztepe'yi satın almak için devreye girmiş. Çok ciddi yatırımlar almak istiyormuş. Biliyorsunuz futbolda çok ciddi bir yasa geliyor arkadaşlar. Yani takımların satışının önünü açabilecek yasa meclisten geçmek üzere ki meclise sunuldu. Eğer öyle olursa yani her şey çok değişik bir hale bürünecek. Ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok enteresan olacak. Zaten iş oraya da gidiyordu. Onu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'den gidecekleri konuşalım bu kısımda istiyorum. İlk olarak size bir müjde vereyim. Samatta müjdesi. Hocam hay babana rahmet ne güzel söylüyorsun. Fenerbahçe abi hatta gazetenin biri şöyle manşet atmış. Transferde Samatta piyangosu yeni takımı. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşıyor Samatta. Antwerp'e kiralandı Samatta. Ve İngiliz ekibi. Başına salak getirmeme yok şey getirmeme gerek var mı İngiliz ekibini? Aston Villa. Aston Villa geri istiyor. Fenerbahçe'nin başında Ali Samatta talih kuşu kondu. İngiliz basını Aston Villa'nın eski oyuncusu Samatta'yı geri istediğini yazdı. Nasıl bir yokluktasınız lan Aston Villa. İngiliz basında yer alan haberde Samatta'nın Tanzanya milli takımdaki performansının etkileyici olduğu ve bir şans daha verilmesi halinde başarılı olabileceği belirtilmiş. Sözleşmesi 2024'te bitiyor. Aston Villa'ya 11,5 milyon euroya transfer olan Samatta. Daha sonra Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Samatta'nın Antwerp'te bu sezon 8 gol ve 2 asisti var. O 9 oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor. Tanzanya milli takımda 3 gol daha atarsa milli takım tarihinin en golcü ismi olacakmış. Arkadaşlarım bu haber üzülerek söylüyorum ama külliyen yalan. Keşke doğru olsa. İnşallah ben yanılırım, inşallah rezil olurum. Yani inşallah capslere konu olurum. Böyle 8-9 milyon euroya geri alırlar. Yani inşallah. İnşallah Allah ümit kesilmez arkadaşlar. Sizin ilgi odanızda kim olması lazım biliyor musunuz? Ozan Tufan. Ozan Tufan ilgi odağınızda olsun. Bakın Ozan Tufan'ı 1 numaraya yerleştirin. Çünkü Mesut Özil biliyorsunuz kadro dışı. Ozan Tufan kadro dışı. Mesut'un yıllık ücreti 3 milyon euro. Mesut gittiği anda zaten 3 milyon euro kâra geçer Fenerbahçe. Ama Ozan Tufan konusunda gözler transferde. Değil mi? Çünkü flash bir kararla kadro dışı kaldı. Yaşı daha genç. Bir piyasası vardı. Hani İsmail Kartal durumu ne olacak, ne edecek? Motivasyon bozucu davranışlar gösterdi. Form ortada. Ama gözler Watford'da. Watford. Şimdi sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralandı Ozan Tufan. Ve orada bir zorunlu madde var. Yani Fenerbahçe'ye geri döndü ama Premier Lig'de de fazla forma şansı bulamadı. Fenerbahçe dönüşü istediği gibi gitmedi. Sadece 7 Premier Lig maçına çıktı. Skor katkısı sunamadı. Fenerbahçe'de 6 maçta 171 dakika süre alabildi. Gol ya da asist yok. Fiziksel performans anlamında ciddi bir düşüş var. 27 yaşında Aziz Allah. Yani eğer Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı olacak. Ama İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve 7 milyon euroluk bonservis geliri elde edilecek diyor. Benim bildiğim kadarıyla bu 9,5 total. Bir kiralama ise 8,5. 2 milyon euroyu kiralamaya verdilerse 7,5. 2,5 verdilerse 7. Ya benim bildiğim total 9,5. Şu anda 18. sıradalar. Dualarınıza ihtiyaçları var Watford'un. 22 puanla 18. sırada. Yani küme düşme hattında bulunuyorlar. Yani önemli küme düşme adaylarından biri. Önünde 17. sırada Everton var ama Everton'ın 2 maç eksiği var 25 puanda. Watford'un ertelenen tek maçı da doğrudan Everton'la. Yani 20 takımlı Premier Lig'de Watford'un küme düşmemek için en azından ligi 17. sırada bitirmesi gerekiyor. Eğer Watford ligde kalırsa Ozan Tufan kariyerini kurtarma adına Premier Lig'e geri dönecek. Yok. Zorunlu geri dönecek. Fenerbahçe para kazanacak. Watford'un kalan maçları kurban olduğum Allah'ım yardımcıları olsun inşallah. İngiliz'deki bir Everton'la ki olmazsa olmaz maç inşallah onu kazanırlar. Puan eşitlerler. Liverpool'la olmaz olmaz demeyin. Fenerbahçe az mı küme düşme takımlarına yenildi şampiyon olduğu senelerde. Liverpool'la. Leeds United. Onlar da Bielsa sonrası toparlanma sürecinde sanki. Brentford. Bakın Everton'dan 3, Leeds'ten 3, Brentford'dan 3, hasta 9. City, Liverpool. Fark yemesin, sakat vermesin yeter. Burnley 4, 12 puanlık maç. Crystal Palace. El altından biz bir 500 bin euro yoklayalım. Leicester City, Chelsea. Yani Everton 3, Leeds 3, Brentford 3, Burnley 3. Belki Crystal Palace'ında bir azsalar 13 puan. 13 puan ligde tutar. Hadi Watford. Dualarımız seninle. Bu arada Fenerbahçe taraftarı arkadaşlar lütfen Watford'un maçlarında rakip takımı destekleyin. Çünkü biliyorsunuz biz hangi takımı desteklersek diğer takım kazanıyor. O yüzden lütfen. Yani Türkiye'de de bayağı Liverpool'cu, Manchester City'ci olduğu için görün bakın bunlar Manchester City ile Liverpool'dan puan alırlar. Evet bir diğer adayımız Osayi Samuel. Samuel'a 3 aday birden çıkmış. Osayi Samuel'a. Tabii Osayi Samuel artan performansı, sağ beke geçtikten sonra yükselen grafiği, 24 yaşında olması, İngiltere'den 2, İskoçya'dan bir takım kadrosuna katmak istiyormuş. Bir takım uydurma laflar bunlar. Şimdi transferin gözdesi diyor. Nijeryalı yıldız ama Nijerya milli takımına seçilmedi. İlginç. 3 kulüp 6 aydır izliyor demiş. Bu bilgiye %100 emin değilim. Yani o bilgiye kefil değilim. İngiltere'den Bournemouth, Brentford, İskoçya'dan Rangers takipte diyor. Yaklaşık 6 aydır. Sezon sonunda resmi teklif diyor. 6-8 milyon euro gelir bekleniyor diyor. Katılmıyorum. 10,5 milyon euro gelir bekleniliyor. Transfer ve market bedeli güncel 4,5 milyon euro. Biz 500 bin euroya erken alma parası verdik. Doğru. Takımdan mutlu. Gitmeyi çok fazla istemiyor. Haberiniz olsun. 37 maç. 2 gol 3 asisti var. Ha, bitiricilik problemi var. Zaten o bitiricilik problemi olsa 40-50'den aşağı gitmez de. Dediğim gibi hani 6-8 milyon euro arasına gönderilmeyecek. Ben en azından öyle düşünüyorum. Gönderseniz yerine sağ bek bulabilir misiniz? Zor. Yani aynı kalitede zor. Fenerbahçe'de sıradaki 2 kadro dışını açıklıyorum. Valencia ve Sosa. Hani kadro dışı kalma sırası demiş. Ben bu arada Bu kadro dışı olaylarının nereye gideceğini de merak ediyorum. Şimdi Valencia ile Sosa'daymış Gözler. Benim şeyim değil bu haber arkadaşlar. Bu iddia edilmiş. Yeni kadro kararları alınabileceği sürülmüş. Yaşadığı sakatlıklar, gözden düşen, ilk 11'deki yerini kaybeden Valencia bu durumdan rahatsız. Gece hayatı falan filan Sosa'nın da sürpriz olmaz diyor. Ben şunu söyleyeyim. Onu kadro dışı bırak. Bunu kadro dışı bırak. Ortada senin Beşiktaş'ta Galatasaray'la maçın var. Senin ortada ikinci bitirebileceğin bir lig var. Mesut Özil, Ozan Tufan çok zor değildi. İlla kadro dışı bırakmana gerek yoktu. 200.000 euro ceza verirdin. Hocam 200.000 euro çok. 50'şer bin euro, 50.000 euro Sosa'ya, 50.000 euro Valencia'ya, 50.000 Mesut'a, 50.000 Ozan'a verirdin. Bu sefer Nazım diyecekti ki hani bana. Ya ben de bir şey yapmıyorum. Bana da bir şey verin. Ben de öyle geziniyorum. Diyecekti. Değil mi? Diyecekti. Merak ediyorum bizim takımın sağ açığı kim? Orijinal sağ açığımız kim? Gerçekten bak orijinal sağ açığımız. Yani sağ bekin önünde oynayan arkadaşımız kim? Sezonun başından beri bana bir tane isim verin. Hocam bizim orijinal sağ açığımız şu. Sol açığımız kim? Rossi çok beğenmiyorsunuz siz. O yüzden onu çok sormuyorum. Bence Fenerbahçe'de Ali Koç'a da bir maddi ceza vermek lazım. Ali Koç'u da bir kadro dışı bırakmak lazım. Ya böyle planlama böyle yapılan 10 tane orta saha. Şey yok. Ben şunu söyleyeyim. Futbolcuyu kadro dışı bırakmak en son şey. Bahse konu olduğu gibi işte küfür etti. Yok dedi. Kırmızı pabuç giymişsin dedim. Bu kadar yani bir anlık şeyden kadro dışı bırakmak hem mantıklı değil. Hem de akla yatkın değil. Bence bunu bir düşünmenizde fayda var arkadaşlar. Yani bu olayın içinde başka olaylar olabilir. Ben onu belirteyim. Ama Sosa, Valencia... Hani Valencia olmasa muhtaç mısın? Bence muhtaçsın. Valencia'nın formunu da beğenmiyorum. Valencia futbolu unutmuş gibi top oynadı. Sakatlıktan döndükten sonra. Belki bir tepki olabilir diye düşünüyorum. Mesela Zajc. Zajc'la ilgili şunu söyleyeyim. Zajc'la sözleşme uzatılacak. Yani şu an için... Zajc'la sözleşme uzatılacak. Ama uzatıldı diye satılmayacak diye bir şey yok. Hatta SEK Futbol Menajerlik Şirketi danışmanı ve Miha Zajc'ın temsilcisi Paolo Soprani, Zajc'ın sözleşme görüşmeleri için önümüzdeki ay bir durum gerçekleşebilir. Ve bunu o zaman konuşalım. Şu an bir durum yok ama kontrat uzatma görüşmeleri mümkün görünüyor demiş. Bakıp göreceğiz. Mesela Zajc'ın biz aldığımızda 3'e aldık artı Salih Uçan. Hani 4,5 civarı gibi bir durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun alınma bedeli. Bakalım satılma bedeli ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ama ben bu kadro dışı olaylarının bir an önce birkaç özürle giderilebileceğini düşünüyorum. Ali Koç döneminde hatırlayın Volkan Demirel kadro dışı kaldı. Bir özür diledi. Hop affedildi. Sonra geldi. Bir şeyler oldu. Neyse çok da detaya girmeyeyim. Ben Sosa'nın Valencia'nın zaten gizli kadro dışı olduğunu kendileri de biliyor. Siz de biliyorsunuz. Novak, Gustavo onlar da gizli kadro dışıydı. Çalışmalarını sürdürdüler. Birisi ben paramda indirime gidebilirim. Eğer teklif olursa da yazın giderim dediği için belki de affedildi. Diğer arkadaş da sezonu bitirelim öyle görüşelim dediği için belki de affedildi. Ama Valencia'da ciddi bir düşüş var. Hani artık aramıyor durumdayız yani. Geçen seneki Valencia olsa kesin ikinci bitiririz diye giderim. Geçen seneki Valencia olsa. Sosa yani yaşa düşmüş gece hayatına şey yaptı. Ya suçu ona buluyorsunuz ben de ona ayar oluyorum. Bir tane günah keçisi çıksa da yüklensek. Ya insanın ağzından bir şey çıksa da yüklensek. Bir şey söylese de yüklensek peşindesiniz. Ya o gece hayatında yakalandı. Öbürleri siz zannediyor musunuz eve giriyorlar. Semiyallahül menhamde. Namaz mı kılıyorlar zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Ya ne zannediyorsun? Mesela Berisha eve giriyor. Selamun aleyküm hanım. Nasılsın? Günün nasıl geçti? Al beyim sana işte açma kete yaptım. Allah razı olsun hanım. Senin bu sayende hepimiz de cennete... Böyle bir hayat mı zannediyorsunuz? Ulan yani Sosa yakalandı günah keçisi Sosa. Öbürleri masum hocam bunlar yakalanmadılar. Ya bizim Türkiye'de gerçekten böyle bir şey var ya. Gerçekten böyle bir şey var. Yani şey gibi... Teşbihte hata olmasın. Ya birini gaza getiriyorsunuz. Gaza getirip o kişi size bir şey desin. Al bak suçlu. Allah kahretsin bunu. Adama sokak ortasında bir tane boksör vardı. İskoçyalıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorum. Esnaf saçma sapan laflar ediyor. 7-8 kişi birden. Boksör tek başına dövüyor. Al bak İrlandalıydı. İçimizdeki İrlandalılar buna şimdi destek verirler. Bak bizim esnafı nasıl dövdü. Yani teşbihte hata olmasın. Orada köpek sakin sakin duruyor. Gidiyorsun taş atıyorsun, taş atıyorsun. Köpek saldırıyor. Allah belasını versin. Sokak köpeklerini öldürün. Ve Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Oradaki zavallı hayvana gidiyorsun şey yapıyorsun. Ya bizim ülke böyle. Bak bizim toplumumuz böyle. Böyle. Biz canlı yayınlarda, videolarda ne kadar yorum siliyoruz arkadaşlar. Aklınız hayaliniz almaz. Allah'a söven mi istersin? Kur'an'a söven mi istersin? Bilmem ne takımın şeyine logosunu profil resmi yapıp da milleti tahrik etmek isteyen yorum mu istersiniz? Aklınız hayaliniz durur. Siz görmüyorsunuz. Engellesek bile ben görüyorum. Yani engellesek bile ben görüyorum. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim provokatörlük yapmak istiyorsa Rabbim bin türlü belasını versin. Benden uzak belalarına yakın olsun. Bizi unutsun başı derdine düşsün. Başka ne diyeyim? Aynı şekilde burada da söylüyorum. Ya Sosa günah keçisi. Niye? Yakalandı. Yakalanmasaydı o zaman yapabilirdi hocam. Her türlü şey yapabilirdi. Sahada yürüyor. Lan sahada bana yürümeyen adam söyleyin. Bana sahada yürümeyen adam söyleyin Fenerbahçe'de. İsmail Kartal döneminden bahsetmiyorum. Son Vitor Pereira dönemi. Mesut, Kesper, Sosa Kesper, Zajc Kesper. Hocam ama gol atıyor. La Kesper sahada yok. Nazım Kesper. Değil mi? Novak Kesper, Tisserand Kesper. Daha tek tek sayayım mı ya? Valencia Kesper. Valencia Kesper'dan da Kesper. Rossi çırpınıyor, koşuyor. Hocam fiziği yok. Crespo çırpınıyor. İkincilikten aldık. Kim Minji çırpınıyor. Hocam gözleri çekik. O Japonların var ya hocam şey yani o Koreliler Çin'de hocam onların var ya o küçücük o bundan hiçbir şey olmaz. Gözleri çekik. Böcük yiyorlarmış hocam. Lan arkadaş her şeyde bir kulp bulma. Altay. Hocam Altay kötüydü ya. Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz. Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz demiş rahmetli Yunus. Yani bizim bu akıl fikirle biz doğru yolu bulamayız. Elemanın biri yazmış. Alex de Mesut'u kıyaslamış. Demiş ki Alex'i 30'da çarp Mesut Özil yapmaz. Çünkü Fener'e gelmeden önce çok iyiydi. Lan bana ne Fener'e gelmeden önce iyi olduğundan. Bana ne lan bana ne. La bana ne. Frey Fenerbahçe'den gitti bir maçta 5 gol attı. Bana ne. Ya bana katkısı ne. Ya cebimizi dolduran ne. Ya bizden giden Messi'ye dönüşüyor. Bu normal bir gerçek. Sıradan bir gerçek. Ama bana ne. Mesut Fener'e gelmeden önce var ya prime dönemlerinde şöyleydi. Bana ne? Roberto Carlos Fener'e gelmeden önce hocam dünyanın en iyi gollerinden birine attı. Döndü. Fener'de attı mı? Birkaç tane babalar gibi golü var mesela Fenerbahçe'de. Babalar ben ona bakarım. Ben ona bakarım. Sosa, Novak, Beşiktaş'taki Sosa, Trabzonspor'daki Novak. Oo, Fenerbahçe'ye çağ atlatırdı. Fenerbahçe'deki Novak'la Sosa'yı bedava verin. Üstüne para verin. Trabzon'la Beşiktaş kabul ediyor mu? Bakın bakalım. Aynı şekilde Galatasaray'daki Serdar Aziz canlı bombaydı. Hakemlerin kollamadığı her maçta kırmızı yiyordu, sarı yiyordu. Fenerbahçe'de de benzer durumda. Fenerbahçe'de de sert oynuyor, ikili mücadelesi var. Galatasaraylar Beşiktaş'tan sonra birçok maçta kırmızı yememişti derler. Beni Fenerbahçe'deki duruma alakadardı. Mesut Prime döneminde şöyleydi. Bana ne ya? Yumurtlama döneminde şöyleydi. Larva döneminde böyleydi. Kuluçka döneminde böyleydi. Fenerbahçe döneminde... Boş ver onu, önceki dönemlere bakalım. Alex de Fenerbahçe döneminde babalar gibiydi. İtalya'da ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı İtalya'da. Yani yılın çöpüydü belki de İtalya'da. Bana Fenerbahçe dönemi lazım arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Videomuza bir beğeniyi, bir yorumu çok görmeyin. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yani şu aileyi genişletebilirsiniz. Sevgi ve saygılarımla. Görüşmek üzere.